İyi akşamlar. Saatlerimiz 17.45'i gösterirken yine karşınızdayız. Haftanın ilk gününde gelişmeleri aktarmaya, gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Evet, günün flaş açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 9 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin ne zaman yapılacağını, ne zaman tamamlanacağına dair açıklama yaptı. Dahası Atatürk Kültür Merkezi'nin proje tanıtım toplantısında konuştu. Malum Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine yeni modern opera binası yapılacağını yine bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Peki ne zaman açılacak AKM, yeni AKM, yeni yüzü, yenilenmiş yüzüyle Atatürk Kültür Merkezi ne zaman açılacak? Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. İnşallah 2019'un ilk çeyreğinde açacağız şeklinde bir ifade kullandı Erdoğan. Ankara'da yeni başkan Mustafa Tuna, bu da önemli bir gelişmeydi. Melih Gökçek'ten boşalan koltuğa kimin oturacağı merakla bekleniyordu. Önce AK Parti'nin adayı belli oldu. O isim Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ydı. Doçent Doktor Mustafa Tuna'ydı ve ardından yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Meclisi'nde yapılan seçimde tek aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Doktor Mustafa Tuna oturdu sevgili izleyenler. Bakandan ucuz et açıklaması, Fakı Baba bir süreden bu yana etin ucuzlayacağına dair açıklama yapıyordu. Bu da et ve süt kurumlarına ucuz et verilmesiyle gerçekleşecekti. Uygulama başladı. Bakan Fakı Baba bugün bir açıklama yaptı. Reyonlarda ucuz et tüketimiyle ilgili ve bu ucuz et tüketiminin dağıtımını yapan firmaların sınırlı olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Şartname çok açık. 81 ilde şubesi bulunan firmalara bu eti veriyoruz şeklinde bir açıklaması vardı Fakı Baba'nın. Aynı zamanda tükenen etlere ilişkin et dağıtımını fazlalaştıracaklarını, 10 tona çıkartacaklarını söyledi. Et bitmez. Bugün et alamayanlar yarın reyonlarda et bulabilirler şeklinde konuştu Bakan Fakı Baba. Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi malum. Dolar son günlerde tırmanışta. Yükselişi durdurulamıyor. Bugün Merkez Bankası dövizin yükselişini durdurmak adına iki hamle gerçekleştirdi. Birincisi bankaların kullanımına açık olan 1.4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına verdi. Diğeri de reaskont kredilerinde düzenlemeye gitti. Ancak bu iki hamlede doların çok fazla düşmesine neden olmadı sevgili izleyenler. Marmara'da deprem uyarısı, Doçent Doktor Oğuz Gündoğdu Marmara depremiyle, olası Marmara depremiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Olası Marmara depreminin 1999 Marmara depreminden daha kısa süreceğini hemen hatırlatalım. 45 saniye sürmüştü. Daha kısa süreceğini ancak hasarın daha büyük olacağını ifade etti. Büyük olabileceğini ifade etti. Daha doğru bir ifade. 7.3 ila 7.7 arasında bir deprem beklediklerini söyledi Oğuz Gündoğdu. Gerçekten önemli bir açıklamaydı. 80 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması son bir haftada terör mücadele konusunda atılan adımlar neticesinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasından anlıyoruz. Ve son haber İran'dan. İran'dan, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu belirtiliyordu. Suudi Arabistan cephesinden gelen açıklamalarda. Bugün o iddia sert bir dille yalanlandı. Kimden? İran tarafından sevgili izleyenler. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasimi şöyle bir ifade kullandı. Bu atılan iddia, suçlamalar adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatiftir dedi. Yani suçlamayı kesin bir dille reddetti İran cephesi diyelim ve bizim seçtiğimiz haberlere geçelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Rusya'ya, 14 Kasım'da da Kuveyt'e gidiyor. Erdoğan'ın bu ziyaretleri sürpriz olarak değerlendiriliyor. Rusya programını yorumlamaya çalışalım. Erdoğan, uçak krizinin sona ermesinin ardından 9. kez Putin'le bir araya gelecek. Bu önemli. Nitekim bu görüşmeler karşılıklı, yani yüz yüze gerçekleştirildi. Ve bu görüşmelerle birlikte iki ülkenin uçak krizinin öncesindeki ilişkilere geri döndüğüne şüphe yok. Peki bu son ziyaretin anlamı ne? Putin'le Erdoğan görüşmesinin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak. Malum Moskova yönetimi Soçi'de yapılacak Suriye toplantısında PKK'nın Suriye kolu PYD'yi de davet etmiş, ancak Ankara'nın tepki göstermesi üzerine o toplantı ertelenmişti. İşte o görüşmede bu konunun yanı sıra, başta bu konu olmak üzere, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle terörle mücadelenin ele alınması bekleniyor. Yani bu son görüşmede de iki ülkenin bir süreden bu yana devam eden işbirliğinin artarak devam etmesi bekleniyor. Şimdi az önce aktardık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtım toplantısında konuştu ve tanıtım toplantısında adeta sanatçılar çıkarma yaptılar. Yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin projesinin tanıtımına çok sayıda sanatçı katıldı. Ama birkaç isim sayalım biz. Ajda Pekkan, Hande Yener, Sevim Emre, Fatih Ürek, Berdan Mardini, Serkan Çağrı, Ebru Yaşar, Metin Özülkü, Ahmet Selçuk İlkan, Reyhan Karaca, Hakan Aysa ve Cengiz Kurtoğlu o sanatçılardan bazılarıydı. Sanatçıların orada olmaları hiç kuşkusuz projeye verdikleri desteği gösteriyor. O an işte bu fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirildi. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki az önce saydığımız sanatçılardan üçü sevgili izleyenler. Geçelim diğer gelişmeler. Az önce Rusya dedik sevgili izleyenler. Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizinin çözümünde arabuluculuk yaptığı için Rusya devlet dostluk nişanı alan devlet eski bakanı Cavit Çağlar ve konuklarını Rusya'da Dağıstan eski Cumhurbaşkanı Ramazan Abdilatov ağırladı. İşte o geceden çekilmiş bir fotoğraf karesi sevgili izleyenler. Moskova'da gerçekleştirilen geceye Rusya'nın önemli bürokratları da katılırken misafirler devlet eski bakanı Cavit Çağlar'a aldığı Rusya Federasyonu devlet dostluk nişanı nedeniyle tebrik etti. Çağlar yaşadığı gururu bu gecede ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı. Geceye Çağlar ailesinin yanı sıra İçişleri eski bakanı Mehmet Ağar, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Direöz, Azerbaycan eski başbakanı birinci yardımcısı Abbas Abbasov, Rusya'ya bağlı Kuzey Ossetya Cumhuriyeti lideri eski milletvekili Aleksandr Dzhasov, Rusya Federal Güvenlik Servisi eski başkan yardımcısı ve Sınır Birliği eski başkanı Orgeneral Vladimir Pronichev ve Rusya Devlet Başkanlığı İç Siyaset Dairesi Başkanı Mihail Belesov da katıldı sevgili izleyenler. Konuklar devlet eski bakanı Cavit Çağlar'la gurur duyduklarını dile getirerek anılarını paylaştı. Çağlar da kendisi hakkında yapılan güzel konuşmalardan dolayı misafirlere teşekkür etti değerli izleyenler. Değerli izleyenler, sonunda bu da oldu ve bir kuz yurdunda siyah giyimli bazı kişilerin geceleri öğrencileri korkuttuğu iddiasıyla vizeler iptal oldu. Üstelik iddialarla ilgili şu dakikaya kadar tek bir bulguya da rastlanmış değil. Bu eşine benzerine rastlanmayan olay Karaman'da oldu. Karaman'da bir kız öğrenci yurdundaki öğrenciler gece odalarına giren bir kişinin kendilerini korkutup tehdit ettiğini öne sürdü. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada iddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişim olduğu tespit edilmiştir denildi. Az önce de belirttiğimiz gibi olay üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi vize sınavlarını erteledi. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de yaşananlara yine yurtta kalan öğrenci veya öğrencilerin maksadını aşan eyleminin sebep olduğunu açıkladı. Yani şakanın dozunu arttırdıklarını ifade etmiş, ima etmiş. Ama olayın ardından yapılan araştırmada somut hiçbir bulguya da rastlanmadı. Bunu da belirtmiş olalım. Yani son derece gizemli bir olay. Polisle ne olup bittiğini henüz çözemedi yaptığı araştırmalarla. Ancak öğrencilerin tedirginliği de sürüyor. Mesela bazı öğrenciler, bizler okuldan geliyoruz ve uyurken gece çığlık seslerine uyanıyoruz. Gece kalktığımızda buradan kaçıyor diyorlar. Arkasından gidiyoruz, kimse yok.
Güvenliği çağırıyoruz. Onlar da bakıyor, bir şey yok. Korkan kızların bazıları bayılmış oluyor ve ambulans ve polis geliyor demiş sevgili izleyenler. Filmlere taş çıkartacak olay bu değerli izleyenler. Şimdi bir fotoğraf karesi getireceğiz ekranlarınıza. Bu fotoğraf özellikle Bursa'da, Bursa yerel camiasında çok konuşuldu. Bakın koltuğun bir ucunda saatler sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Ali Nur Aktaş. Yani o fotoğrafın çekildiği dakikalarda. Diğer ucunda Bursa'nın en büyük ilçesi Osman Gazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar. Ve ortalarında Bursa'nın en büyük ikinci ilçesi olan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali. Elleri yanında ayaktaki siyasetçi de AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman. Dört isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü ve o görüşmeden sonra bu fotoğrafı çektiriyorlar sevgili izleyenler. Üç ilçe belediye başkanından biri artık Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Diğer ikisi de eski görevlerine devam ediyor. Ve bu kareyle AK Parti kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı vermiş oldu sevgili izleyenler. Şimdi son derece ilginç bir görüntüyü ekrana getireceğiz bu kez. Şanlıurfa'da tarlada pamuk yükledikten sonra kamyonuyla yola çıkan sürücü hız göstergesine bakınca hayatının şokunu yaşadı. Bakın neler olmuş. Kaçtı? Olur mu? Şu yana. Kaçtı? Yok öyle donmuş. Donmuş, donar, donar. Çekin. Çek, kamera aç. Hadi Mehmet, hadi Mehmet. Abi dedi, oyun pek Tamam. Bırakmayaydı ya. Ya canım bırak, benim de. Kedi kirtten kal. Bırakma lan İdris, beraber. Bırakma. Çek. Varız. İdris. Zamanı kadar dikiyorum. Zamanı bitmiyor. Yo. Amir Bey öldüreyim. Yo ne okasamaz öyle pirama Evet, ilginç bir görüntü dedik. Böyle klasik bir yılan çıkarma görüntüsü değil. Çünkü yılan sevgili izleyenler, görüntülerde de izlediğiniz gibi yangın söndürme tüpü sayesinde olduğu yerden çıkarılıyor sevgili izleyenler. Allah'tan inatçı yılana hiçbir şey olmuyor ve ekipler tarafından yeniden doğaya bırakılıyor. Peki yılan neden oraya girmiş? Yılanın İçi sıcak olduğu için kamyona girdiği sanılıyor sevgili izleyenler. Son haber havayla ilgili. Tam da kış yüzünü gösterdi derken hava yine ısınmaya başladı. Peki mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ne zamana kadar sürecek? Bir başka ifadeyle içimizi ısıtan havadan ne zamana kadar faydalanacağız? Yaklaşık 10 gün. Hafta sonu, bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de ılık ve güneşli günlerin süreceğini tahmin eden meteorolojiye göre önümüzdeki hafta ortasından itibaren termometreler 20 derecenin altını göstermeye başlasa da Bursa, Marmara bölgesi ve Türkiye'nin geneli Kasım ayını az yağışlı ve genellikle mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklarla geçirecek. Özetle bu yıl kış biraz geç gelecek sevgili izleyenler diyelim ve sosyal medyaya göz atalım hemen. Evet, sosyal medyanın ilk gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Atatürk Kültür Merkezi oldu. Bir daha altını çizelim. Yaklaşık 9 yıldır Atatürk Kültür Merkezi kapalıydı. Özellikle hatırlarsanız gezi olaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nin o virane halini andıran, harabe halini andıran durumuna eleştiri getirmişti ve bugün artık o binanın yıkılıp yerine modern bir opera binasını açıklamasının üzerinden projenin tasarımını da kamuoyuna gösterdi. Bakalım sosyal medyada neler konuşulmuş? Bakın bir kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanata ve sanatçılara çok değer veren bir lider, yeni AKM opera binası sanat adına Türkiye için
sadece bir başlangıç demiş. Sosyal medyada bazı detayları da görebiliyoruz. Bazı detayların konuşulduğunu da görebiliyoruz. Projeyle ilgili Mimar Murat Tabanlıoğlu dünyanın en büyük opera sanatçılarından biri olacak. 2500 kişiyle Taksim Meydanı araç trafiğine kapatılacak ve 800 kişilik konser salonu olacak. Ön cephe dev ekran olacak. 365 gün açık deniliyor bir tweette. Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk mimarı Hayati Tabanoğlu'nun oğlu Murat Tabanoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'mizin yeni mimarı ve ülkemizin yüz akı mimarlarından şeklinde bir yorumda da bulunmuş. Şimdi Merkez Bankası az önce aktardık. Doların düşmesine yönelik bir müdahalede bulundu. Ancak bu etkisini gösterdi dersek doğru olmaz. Ve bu durum sosyal medyanın gözünden kaçmamış. Sevgili izleyenler, Merkez Bankası'ndan büyük hareket. Dolar 2 kuruş düşmüş, elim ayağım titriyor galiba. Bu sefer Avrupa Birliği'ne gidiyoruz demiş bir kullanıcı. Merkez Bankası'ndan dolara müdahale. Aykut Kocaman'ın takımda en iyi oynayan oyuncusu Valbuena'dan daha oyundan alması gibi etkisi maç sonu anlaşılıyor diyerek biraz mizahi bir dille konuya yaklaşmış bir sosyal medya kullanıcısı. Ve Ahmet Eşref Fakı Baba, Tarım Bakanı Eşref Fakı Baba'nın bugünkü etle ilgili açıklaması da sosyal medyada gündem oluşturmuş sevgili izleyenler ve en çok tıklanan haberler olay.com.tr'de. Bakalım 3 haber hangisi? Korkutan uyarı 1999 depreminden daha çok hasar verecek demiş deniliyor. Oğuz Gündoğdu bu açıklamayı yaptı ve bu açıklama olay.com.tr'nin en çok tıklanan haberlerinin ilk sırasında yer alıyor. Gerçekten önemli bir açıklama sevgili izleyenler. Aslında önemli açıklamalar peş peşe geliyor deprem uzmanlarından ama önemli olan tedbirlerin alınması, açıklamalar değil. Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü ve Bursa'da 100 bin liralık vurgun isimli başlıklı diğer haberler de olay.com.tr'de en çok tıklanan haberler sırasında ilk 3'te yerini almış diyelim. Ve yavaş yavaş artık yol durumuna geçiyoruz. Bugün haftanın ilk iş günü, ilk iş gününde bakalım yol durumunda Bursa'nın ana arterlerinde trafik nasıl? İşte şimdi 9 bölgeden gelen görüntülere şöyle bir toplu bakıyoruz. En çok dikkatimi çeken bana göre sol baştaki Mudanya yolu, Mudanya Köprülü Kavşağı ve Acemler. İşte trafiğin yoğunluğunu buradan görmek mümkün. Şimdi tek tek ana arterlere bakalım durum nasıl? Evet, burası Büyükşehir Belediyesi Stadyumu, Acemler Mudanya Kavşağı önü. Gördüğünüz gibi yoğun bir trafik var ama diğer günlere nazaran sanki daha az bir araç yoğunluğunu görmek mümkün. Ama tabii sıkışık olduğu da bir gerçek. Sıra meşelerdeyiz. Mudanya Köprülü Kavşağı'nın birkaç kilometre ötesinde Mudanya ve İzmir yoluna gidiş istikametinin daha akıcı olduğunu, Ankara yoluna gidiş istikametinin ise yoğun olduğunu görebiliyoruz sevgili izleyenler. Evet, burası da Merinos Osman Gazi Belediyesi önü. Her iki istikamette de akıcı olmayan bir trafik görüyoruz. Hem İzmir ve Mudanya yoluna gidiş istikameti hem de Ankara yoluna gidiş istikameti. Ankara yolu yeni belediye hizmet binasının her iki istikametinde gidiş ve geliş yönlerinde ise daha akıcı bir trafiğin olduğunu görebiliyoruz sevgili Olay TV izleyenleri. Ve yakın çevre yoluna geçiyoruz. Ana arterlere alternatif bir güzergah burası. Burada da gördüğünüz gibi trafik akıyor. Çevre yolunun Soğanlı bölümünde ise çok daha akıcı bir trafik olduğunu görmek söz konusu. Soğanlı bölümü burası. Akım üzeri çevre yolundaysa trafik lambalarının kırmızı, araçlar için kırmızı ışığı göstermesinden dolayı bir sıkışıklık gibi görünüyor. Ancak lamba yandığı zaman işte araçlar görüyorsunuz hareket ediyor. Kısmen rahat bir trafik var burada çevre yolunda. Evet, burası da Bursa'nın en işlek ana arterlerinden birisi Esentepe-Mudanya yolu. Başçığın alt tarafında bir trafik sıkışıklığı görmek çok söz konusu değil. Üst tarafta da lambalar olduğu için bir sıkışıklık söz konusu. Burada bir köprülü kavşak olduğunu da hatırlatalım sevgili izleyenler.
Evet, FSM Bulvarı özellikle İzmir yoluna gidişte biraz sıkışıklık var. Ancak Mudanya yoluna gidiş istikameti rahat. Kent merkezine yavaş yavaş yol alıyoruz. Burası Çekirge Meydanı. Çekirge Meydanı'nın kavşak ağzında bir sıkışıklık söz konusu. Araçlar milim milim ilerliyor. Altıparmak Meydanı'nda gördüğünüz gibi trafik. Özellikle kent merkezinde akşam 19.20 sularında trafik yoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Son görüntümüz ekranlarınıza gelecek. Burası da Atatürk Caddesi Ulu Cami önü. Burada da akan bir trafik var sevgili izleyenler. Evet, bu son görüntüyle programımıza noktayı koyuyoruz. Saatlerimiz 18.06. Yarın yine aynı saatte biz karşınızda olacağız. Yarın görüşene dek hoşça kalın.